Bugün benim doğum günüm. Selam, ben Meste. Bu da ben. Şu dördü bir kaldıralım. Evet. Beş gelsin. 25 yaşındayım. Selam. Ekin dünden beri çok komik bir hediye aldığını söylüyor. Hatta çok büyük olduğu için yanımızda taşıyamazmışız. Merakla bekliyorum. Herkes biliyor ve gördüklerine kahkaha atıyor. Acaba ne yani? Tırnaklarıma bakın, takıma bakın. Bak. Beklerken hediyenin ne olabileceğini tahmin etmeye çalışıyorum. Yaklaşık 5000 kere tırnaklarımı gösterdiğime göre devam edebiliriz. Arkadaşlar, Ekin çıkadı yazdı. Aşırı merak ediyorum, aşırı. Ne? Hep istiyordum bundan. Koşturum bile var. Aile fotoğrafım tamamlandı. Hep istiyordum ve gerçekten görünce çok mutlu oldum. Çok mutlu. Beni önceden izleyenler bilir ki daha öncesinde duba olmuştum. Şimdi de yavru dubam var. Soy ağacına bakarsak geriye tek bir şey kalıyor. Ekin'in duba olması. Doğum günü pastam ve ben. Ben ve doğum günü pastamı yerken, pasta ve yemek demişken bir dakika geri gidelim. Bir süredir ketojenik diyet yapıyordum ve kel görene kadar koşma videosundaki gibi ağır bir spor yapmasam da epey kilo vermiştim aslında. Bu doğum günümde ne yapalım derken yarın ne istersen yapalım demesinin üzerine en sevdiğim yemek yerlerine gitmeye karar verdik. Burası Ankara'da en sevdiğim pastacı ve tatlıları o kadar güzel ki. Daha sonrasında Kuğulu Park'a yürüdük ve bebek kuğular bayağı büyümüş. Akşam da Kore yemeği yemek istediğim için Kore restoranına gittik. O kadar güzel yemişim ki izlerken ve editlerken canım çekiyor. Ama diyetteyim. Oo, götür kızım. Oo, nasıl bir ısırış. Kimbap'ı tek lokmada ağzıma atıyorum. Mükemmel bir performans. Performansımdan hiçbir şey eksiltmemişim bu diyet sürecinde. Aferin kızım. Başarısız bir girişim Ekin Yetkin kaygısızdan. Yine de fena sayılmaz. Sonra böyle bir tatlı geliyor. Ve ben sadece bir çatal yiyorum. Bir çatal mı? Yalan söyleme. Birkaç çatal daha yedim diyecektim. Video bitti. Sen sussana. Tebrikler. Bütün gün sadece yemek yedim. Tam zamanlı bir YouTuber olmadığım için bundan sonrasını çekememişim. Buradan sonrasını animasyonla anlatmaya karar verdim. Kore restoranından çıktıktan sonra Tunalı'ya yürüdük. Tunalı'da da tekrar bir kafeye girdik ve Ekin çay içmek istedi. Tunalı'daki kafeden çıkıp Kızılay'a doğru yürümeye başladık. Yürürken de bol bol sohbet ettik. O şehrin burcunda yaşadığı için metroya biniyor, ben de otobüse. Görüşmek üzere.